Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunan medyası resmen ağlayarak duyurdu. Bir ülke daha TB2 için Türkiye'nin kapısını çalacak. Anavatan Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını yakından takip eden Yunan medyası bu defa Kuzey Makedonya'nın Ankara ile beraber bir takım anlaşmalar yapacağını iddia etti. Onlarca ülkeye tedarik edilmiş Bayraktar TB2 siyalarımıza Macaristan, Sırbistan, Ankola, Arnavutluk gibi ülkelerde ilgi gösteriyor. Sihalar bir diğer Balkan ülkesi olan Kuzey Makedonya'nın da gündeminde yer almaya başladı. Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Stavros devletin Ukrayna'ya saldırısının her şeyi daha acil hale getirdiğini söyleyerek önümüzdeki bir dönemde Türkiye ile beraber askeri işbirliği yapacağını duyurdu. Değerli izleyenler, Devlet Başkanı iki ülke arasındaki askeri ortaklığın yıllar önce başladığını, Kuzey Makedonya ordusundaki birçok üst düzey askerin Türk askeri okullarında eğitildiğini de hatırlattı. Türkiye'den SİHA alımının Üsküp'ün gündeminde olup olmadığı sorulmuş, son 1,5 yılda Türkiye'den bazı askeri teçhizat, silah alımı için yeni düzenlemeler yaptığını söyledi ve ekledi. Tabii ki bu hassas bir konu, bunu herkesin önünde ayrıntılı olarak konuşmak istemem. Kuzey Makedonya'daki bir parti geçtiğimiz ay hükümete yaptığı çağrıda Türkiye'den SİHA tedarikinin önemine vurgu yapmıştı. Ukrayna Devleti ile Rusya arasındaki savaştan bu yana insansız hava araçlarının çok etkili bir silah olduğu kanıtlandı. Erdoğan ile Arnavutluk Başkanı Edirne arasındaki görüşmeden Arnavut'un Bayraktar TB2 isimli güçlü Türk silahını satın aldığını öğrendik. Kosova'nın da aynı insansız hava araçlarını alacağı duyuruldu. Kuzey Makedonya hükümetine özellikle savunma başkanlığını yeterli sayıda SİHA alımı için Türk dostumuzla beraber müzakereye başlamaya çağırıyoruz şeklinde bir ifadeyi de kullandı.